cevaplar verdim. Başlıyorum. Bekleyin. Ya bir gün havalı başlayayım ya. Büyük bir iş yerinde Cevabını. çalışanlar teker teker öldürülüyorlarmış. Yıllardır işlenen bu cinayetleri çözmek için araştırmalar yapan polisler bir türlü katilin kim olduğu ile ilgili ipucu bulamamaktaymış. Bir gün bu iş yerinde bir cinayet daha işlenmiş ve polis bir kez daha gizemli iş yerinin yolunu tutmuş. Ofise girdiğinde yerde müdür Hasan'ın cesedini gören polis memuru Müdür Hasan'ın cesedine bakar mısınız? Masa büyük polis memurundan. Hasan'dan da bayağı büyük. Bu nasıl bir çizim ya? Evet. o sırada ofiste olan 3 kişiyi sorgulamaya karar vermiş. İlk şüpheli Selin, cinayetin işlendiği sırada kahve yaptığını, ikinci şüpheli Taner, yazı yazdığını, son şüpheli Ekrem ise molada olduğunu söylemiş. Bence Ekrem abi. Zerre zerre dinlemeye gerek yok. Bence Ekrem. Tipine bakın. Tam katil tipi var Ekrem'de. Ekrem de sallanıyor. Herkes sallanıyor animasyonda yine. Ekrem değil mi lan? Ekrem. İfadeleri aldıktan sonra polis memuru etrafta ipucu aramaya başlamış ve yerde gizemli bir kağıt bulmuştur. Bu kağıdın üzerinde gökyüzü parlak ve uzay yazmaktaymış. Bu ipucunu bulan polis 3 şüpheliye baktıktan sonra katilin kim olduğunu hemen anlamış. Peki katil bu 3 şüpheliden hangisidir? Al işte, dur. Dinleyemedik. Bunların meslekleri neydi? Müdür Hasan'ın cesedini gören polis Ya memuru Müdür o Hasan diye sırada bütün şeyi ofiste olan etkiliyor. 3 kişiyi sorgulamaya karar vermiş. İlk şüpheli Selin, cinayetin işlendiği sırada kahve yaptığını, ikinci şüpheli Taner, yazı yazdığını, son şüpheli Ekrem ise molada olduğunu söylemiştir. İfadeleri aldıktan sonra polis memuru etrafta ipucu aramaya başlamış ve yerde gizemli bir kağıt bulmuştur. Bu kağıdın üzerinde gökyüzü parlak ve uzay yazmaktaymış. Bu ipucunu bulan polis 3 şüpheliye baktıktan sonra katilin kim olduğunu hemen anlamış. Peki katil bu O 3 ilk şüpheliden baştaki çocuk olabilir hangisidir? mi? Çocuğun adını unuttum. Ekrem değil, diğeri yazı yazıyordum falan demiş. Taner mi? Ama Ekrem'de de var Katil katil tipi. 3. şüpheli olan Ekrem'dir. Ama ben ilk Eğer başta ki Ekrem Ekrem iş dedim. ördüğündeki yıl... Bir dakika. Bir dakika. İlk başta Ekrem dedim. Ekrem dedim. Unutun. 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 Sonradan diğer çocuğun ismini verdiğimi unutun. Dikkatim de aldı. Dikkatim çok pis de aldı. Unutun. Geçin. Ekrem'miş, dur dinliyoruz. Bekleyin. Yıldıza bakarsanız, bu yıldızın notların üzerine yazılan kelimelerle uyumlu olduğunu görebilirsiniz. Tişörtünden mi? Buradan mı? Gerizekalılar. Dangalak sporlar. Bence Taner'di ya. Taner yazı yazıyormuş işte. Neyse, Ekrem'de tip var dedik yani. Tam katil tipi var. Bak, polisin suratına bile bakmıyor. Göz teması bile kurmuyor, göz teması. Ya yıldızın özelliğine bilmem ne yapayım ya. Adam oraya bir kelime yazacağını Ekrem yazaydı daha iyiydi. Eko. Eko da olur. Yüzsüz Ekrem ya. Ekroş. Evet. Türetilebilir bu. Yani gökyüzü parlak uzay. Ne anne. Oğlum. Türettiklerinize gülüyorum. Yazmayın AMK. Tamam mı? Eko ya. Ekrostiş. Evet. Ekrostiş de olabilir. Beko. Oradan Eko. Vallahi olur ya. Ekroş. Ya tamam, tamam oğlum, tamam lan. Ekroki. Eko. Evet. Yani olay bu mu? Tamam, neyse. Bak, videoda da böyle yaptım. Yanlışlıkla doğru cevabı buldum. Ama nasıl oldu işte, bak görüyorsunuz yani. Anlamaya anlamaya bir şekilde buluyoruz. Ben tipinin şerefsizliğinden ve yavşaklığından kaynaklanarak
bu çocuğu dedim. Başka şeyler varmış olayın altında. Polis de hemen çakmış olayı. Ekoş. Ekoş. Oğlum yazmayın, dikkatim kayıyor. Devam ediyorum. Yılbaşı partisi için Ceren ve arkadaşları yılbaşı günü bara gitmişler. Tüm Yok. gece eğlenen arkadaşlar saat 2'ye gelince bardaki tüm içkiler tükenmiş. Ve Ceren'in arkadaşları başka bir yere gitmeye karar vermişler. Fakat Ceren sadece kahve içtiği için gece 2'den sonra aynı barda kalmaya karar vermiş. Ertesi gün olduğunda polisler Ceren'in cesedini barda bulmuşlar Benden ve o göremiyorsunuz geceki şu anda, ilk böyle şüpheliyi yapmış sorgulamaya karar arkadaşlar, böyle. vermişler. İlk şüpheli Özlem, gece Ceren'le kahve içtiklerini ve sonra onu bir daha görmediğini, Kemal olayın gerçekleştiği sırada bira siparişi verdiğini, Bir son dakika. şüpheli Müge ise o sırada tuvalette Bir olduğunu dakika. söylemiştir. Ekrem'dir. Ya yine Ve geldik Ekrem'e. Baştan dikkatimi bak, kaydırmayın orada, Eko Meko yazmayın. Baştan başlatıyorum. Benim al dikkatim hemen dağılabilir ya. yılbaşı günü bara gitmişler. Evet. Tüm gece eğlenen arkadaşlar saat 2'ye gelince bardaki tüm içkiler tükenmiş. Evet. Ve Ceren'in arkadaşları başka bir yere gitmeye karar vermişler. Evet. Fakat Ceren sadece kahve içtiği için gece 2'den sonra aynı barda kalmaya karar vermiş. Evet. Ertesi gün olduğunda polisler Ceren'in cesedini barda bulmuşlar ve o geceki 3 şüpheliyi sorgulamaya karar vermişler. İlk şüpheli Özlem, gece Ceren'le Özlem kahve sesini duydum. içtiklerini ve sonra onu bir daha görmediğini, Kemal olayın gerçekleştiği sırada bira siparişi verdiğini, son şüpheli Müge ise o Kemal. sırada tuvalette olduğunu söylemiştir. Bu ifadeleri Kemal. dinleyen polis cinayetin kim tarafından işlendiğini hemen bulmuştur. Peki cinayeti kim Kemal. işlemiştir? Ay bize o süreyi vermeye bile gerek yok Kemal ya. Evet. Cinayeti Evet. işleyen kişi Kemal'dir. Çünkü sizlere sorunun başında gece 2'den sonra Bir dakika. Bekleyin. Bize bir şarkı açacağım. Soruyu bildiğimiz için bize bir şarkı açacağım. Bekleyin. Paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my shackles and kicked in my bed, but I come through. I need to go home. Cevabımızda şarkının yerini ayarlayayım mı? Bir dahakine havalı giriş yapalım. Tamam mı? Bekleyin. Tamam. Tam yeri nokta atışım çok iyidir. Evet. Başlıyorum. Gece 2'den sonra barda içki kalmadığını söylemiştik. Tamam Ve ya. dizinden. Tamam. O mahalle hallettik biz Kötü ya. kalp. Bu yalanı yakalayan polis Kemal'i tutuklamıştır. Tamam hadi. Kemal. Kötü kalpli bir cadı tarafından kaçırıldın ve bir zindana kapatıldın. Zindanın içerisinde birbirine tıpatıp benzeyen iki tane iksir var. Bu iksirlerden bir tanesi yaşayan her şeyi öldürebilecek bir zehir. Diğeri ise insana sonsuz güç veren bir iksir. Eğer ki doğru iksiri seçersen zindandan kaçabileceksin. Peki doğru iksiri seçmek için nasıl bir yol izlersin? Yaşayan herkese, her şeye mi? Bir yere dökerim ya. Yaşayan ama masa yaşamıyor. Sol diyeceğim. Yapman gereken şey zindanda yaşayan fare ya da diğer küçük böceklerden yakalayıp bu iki iksirlerden birinin içerisine atmaktır. Bu sayede Salak hangi mı bu be? iksirin zehir?
Bak. Ay sinir oluyorum şu anda. Yaşa. Zindanda dedim o başta ben duymadım. Duymadım şeyde ama zindanda olur yani. Tamam benim dediğim doğru. Nasıl bulalım abla? Vallahi bilmiyorum ya. WhatsApp'tan bütün gruplara haber verin Hacer. Bilmiyorum bulun o fareyi. O fare bu zindana gelecek. Gelecek. Zindanda mıydı? Tamam neyse. Bu soruyu hiçbirimiz boş ver çok dinlemedik. Dikkatli olmadı ama doğru bildik. Mantığı doğru yürüttük yani. Tamam bak bu yüzden diyorum arkadaşlar soruyu dikkatli dinleyelim. Beni bak yandan yazıyorsunuz orada. Ekoş mekoş hala. Dikkatim kayıyor ya. Hadi. Hadi başlıyorum. Kirli olduğunu anlayabilirsin. Tamam anam tamam hadi. Bir adama hem saatin kaç olduğunu hem de ismini sormuşlar. Bu adam iki soruya da tek bir kelimeyle yanıt vermiş. Adamın söylediği bu kelime nedir? 8. Var diye bir dizide 8 diye bir karakter. İsim olabiliyor. Olabiliyor. Hangi diziydi lan o? Ezel miydi ya? Ha? Ramiz dayı vardı, değil mi? Ezel de Ezel. 8 olabiliyor. Al işte. Başlarım durmuşuna 8 de bak. 8 de var ya. Bak benim bütün lise hayatım falan bak sürekli böyle geçti. Sınavlara itiraz itiraz. Çünkü benim de bir doğrusunu bildiğim bir şey var. İspat etmem gerekiyor onu. Tamam abi cevap durmuş. Okey biliyorum. Ama 8'i de bir düşünelim. Var ezelde 8 dur. 8 turu bak doğru. Bir de İngilizce Türkçe karışık yazıyorlar. Aynı benim gibiler ya. Kız bu arada dün dil okuluna baktım yurt dışında. Düşünüyorum bir 5-6 aylık ileriki zamanlarda birkaç ay içerisinde inşallah planlarımın arasında. Çünkü benim bu olayı halletmem lazım. Kendimde çok büyük bir eksik görüyorum ve asla 2 kere de kursa gittim halledemiyorum yani. Orada dikkatimi dağıtan çok şey oluyor. Orada da olacak. Ama orada mecburiyetim olacak. Mecburiyetten yaparım. Neyse, tamam durmuş. Cevabı biliyoruz. Durmuş. Cevap durmuştur. Adamın ismi 8 oldu durmuştur. ama. Aynı zamanda saatin kaç olduğunu da sordukları için kol saati de durmuş. Yani çalışmıyor olduğunu söylemiştir. Dur şarkıyı yine ayarlayayım da sonra. Evet durmuş tamam. Bir dakika. Kısa. Lezzetli çileklerin yer aldığı bu resmin içerisinde diğerlerinden farklı bir çilek yer almakta. Peki ama bu farklı çilek nerede bulunmakta? Ay benden göremiyorsunuz. Ben sizin yerinize bakıyorum. Nerede lan? Ha şurada. Şurada. Değil mi? Diğerlerinden farklı olan çilek en üstten ikinci sırada bulunmaktaydı. Bekleyin anam. Champions, my friend, and
Şarkıyı da ayarlıyorum bu arada, görüyorsunuz. Alış değilim hemen. Hemen cicik. Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olan karpuz dilimlerinin yer aldığı bu resimde diğerlerinden farklı bir karpuz dilimi var. Senden bu resimde farklı olan karpuz dilimini göstermeni istiyoruz. Burada. Ha burada. İnanılmaz bakarım. Anında görürüm. Diğerlerinden farklı olan karpuz dilimi en alttan ikinci sırada. Diğer şey mi şarkı? Bir devam edelim ha. 7 tane daha var. Sürekli şey yapacak mıyım? Şöyle şıklattığımda şarkı çalsa keşke. Sistem zor bak, izleyin. Bir buraya. Şimdi ettik dansı. Geri gel. Yeri ayarla. Tekrardan sayfaya gel. Burayı aç. Sistem zor arkadaşlar. Her defasında yapmayayım bunu. Tamam. Sevimli kedi görsellerinin yer aldığı bu resimde farklı olan kediyi bulman için süren başladı. Görmüyor. Aha ikinci lan. Alttan başladım. İki. Diğerlerinden farklı olan kedi en üst sırada yer almakta. Peki sen farklı olan kediyi bulabilmiş miydin? Bulduk. Yapbozlarla aran nasıl? Eğer yapboz bulmacalarını seviyorsan bu soru tam da sana göre. Evet. Ekranda yer alan küçük çocuk fotoğrafında bir parça kaybolmuş. Evet. Peki bu parça seçeneklerden hangisidir? Yani ben bunu demek istiyorum ama içimden bir his bunu söylüyor. Benden göremiyorsunuz. Fakat bu arkadaşlar. Alttaki. Resimde kayıp olan parça üçüncü parçada doğru olarak verilmişti. Ne dedim ya? Ne dedim? Doğru bildim işte. İnanılmaz zor sorular. Sırada bir puzzle bulmacası evet. daha var. Bakalım bu resimde eksik olan yere getirilmesi gereken parçayı bulabilecek misin? Yine arkadaşlar benden göremiyorsunuz burası. Ne kadar zor sorular ya. Vallahi ben zor sorular karşısında ne yapacağımı bilmiyorum. Eksik olan parça üçüncü parça daha doğru olarak verilmiştir. Helal olsun. Helal olsun. Sırada zorlu bir yapboz bulmacası daha bulunmakta. Hı. Bakalım boş olan kısma hangi parçanın getirilmesi gerektiğini sana verdiğimiz sürede bulabilecek misin? Bu canım. Yani. Ya. Allah'ım bu kadar zekiyim. Olmak istemiyorum, bu beni taşımak çok zor ya. Boş kısma getirilmesi gereken yapboz parçası birinci parça olmalı. Vallahi bak. Optik illüzyona sahip olan bu resim senin gözlerini yoracak. Bakalım evet. resimde verilen sayıların arasından eksik sayıyı bulabilecek on. Misin? 10 10 Ne bir arkadaşlar, bir var. Ha siz diye mi cevaplıyorsunuz? 10 Resimdeki eksik sayı 10'dur. Ne dedim ya? Ne dedim? Sırada optik illüzyona sahip başka bir resim var. Senden bu resmin içerisinde yer alması gereken sayıyı bulmanı istiyoruz. Süren başladı.